Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dışarı çıkacağız, biraz eğleneceğiz. Bugün bütün ailece balık yemeye gideceğiz. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Video başlasın. Arkadaşlar çok güzel bir restoranta geldik. Sonunda dışarı çıktık. Biraz balık yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz. Birazcık hava alacağız, temiz hava alacağız. Ve çocuk da geldi tabii ki. Umarım eğlenceli bir vlog olur. Evet, saçını çok iyi aşkım. Sen de çok iyisin. Her şey yolunda. Uzatma ya. Şimdi görünmüyorum ki. Orada bak, oradaki kamerada. Evet arkadaşlar, şu anda yemeğimizi dört gözle bekliyoruz. Balığımızı yiyeceğiz. Biraz temiz hava çekeceğiz. Uzun zamandır dışarı çıkmadık. Yani gezmeye tozmaya. Evde turşu olduk. Turşu olduk artık. Ve sonunda dışarı çıktık. Hava çok güzel. Evet, çok güzel. Şöyle denizi de göstereyim. Merhaba. Merhaba. De. Şöyle Manolya'yı da göstereyim. Alıyor mu ama Manolya'yı bak. Hasan. Alıyordur ya. Oo. Evet, kamera da mutlu olmuş. Aynen, kamera da şu anda çok yani mutlu oldu. Dur Deniz, yok. Gimbal'a tam alışmadık arkadaşlar. Onun için biraz zorlanıyoruz. Gördüğünüz yani gimbal bile şaşırdı kendini. Nasıl? Güzel değil mi? Evet, çok güzel. Temiz hava. Sahil kenarı. Uzun zaman hava almamış. Orada her gün dışarı çocuklara hava aldırmak için çıkıyorum da. Böyle olmaz ki. Evet. Öyle birinin gelip ne bileyim bir yemek koyması önüne falan, o şeyler güzel şeyler yani. Arada bir. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizi bekleyeceğiz. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra bakalım neler olacak. Kafamıza göre. Bu kanalda her an her şey olabilir. Evet arkadaşlar, şu anda bebekle dışarı çıkmanın zorluklarından birisini yaşamaktayız. Çocuk yapacaklara tavsiyeler. Mutlaka çocuğu karnını doyurmadan dışarı çıkartmayın. Yani doyduğundan, tam olarak fazlasıyla doyduğundan emin olun. Yani şu şekilde, tabii ki doyduğu zaman yani sadece doyması yetmiyor. Biraz fazla yedirmek lazım. Bekle Deniz. Ve böyle yani arkadaşlar, ağlayabilir, biraz zor durumda bırakabilir. Biz hala aç bir şekilde bekliyoruz, dört gözle bekliyoruz ve çok açız. Büyük zorlukların ardından çocuğun çıkarttığı yaramazlıklara rağmen sonunda yemeğimi yiyebildim. Eşim hala yiyemedi. Şöyle göstereyim. Durumlar içler acısı. Kendini görüyor musun? Gördüğünüz üzere Deniz hayatından memnun. Onun böyle bir derdi yok.
benim de böyle bir derdim varla yok arasında. Yani tabii ki var. Hızlı yiyoruz, ne yapalım? Zor oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Şimdi başka bir yere geçeceğiz. Biraz zor oldu tabii ki yemesi. Bence çok güzel oldu, eğlenceli oldu. Tabii ki bazı zorluklar olmasaydı daha iyi olurdu. Evet, şöyle size manzarayı da göstermek isterim. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Şimdi tatlı yemek istiyorum. Balığın, turk tatlılar. Balığın üzerine tatlı iyi gider ha? Evet. Ama turk tatlıları var ya, dondurma diye bilmem nedir. Evet, turk tatlı. Çitilli fındırlı. Yeşilli sarılı. Bilirsin ne demek istediğimi. Ballı mallı, sütlü ne olsa. Nereden yiyelim? Mado'dan mı yiyelim? Mado'nun tatlı aslında iyi değil mi? Ama eskisi gibiyse... sevgili dönemde biz Mado'ya çok giriyorduk ya, her gün hem de günde 2 ve 3 kere hep orada yemek yiyorduk zaten. En sonunda beğenmedim, bir şey çıktıktan sonra hiç girmedim ya, hatırlıyor musun? Aynen, orada bir sorun vardı, evet. Evet, bir sabah kahvaltıda sorun çıkmıştı. Bir bakalım yolda ne çıkacak karşımıza. Hadi bakalım. Ondan sonra karar verelim. Erken ateş ettin, şimdi ateş et. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımızı yiyeceğiz. Mado'ya geldik. Menüye bakıyoruz. Şöyle mekanı da gösterelim. Gördüğünüz üzere çok güzel bir yer. Biz buraya sık sık geliyorduk. Ben şahsen beğeniyorum. Temiz, sahile yakın. Balığın üzerine tatlı iyi gider. Ne dersiniz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Çocuğumun ağlama sesini duyuyorsunuzdur mutlaka. Tabii ki bu sebepten dolayı fazla eşim de konuşamıyor. Çünkü çocukla ilgileniyor, sallıyor vesaire. Şimdi tatlımızı yiyeceğiz. Tatlıda ben irmik helvası seçtim. Kızımız hala yemek seçemedi. Tatlı seçemedi. Ve eşim de burada tatlı seçmesine yardımcı oluyor. Şöyle kamerayı, yani ekranımı çevireyim. Şöyle. Bak, o sadece izliyor, şimdi seçmiyor. Deniz. Oğlak diyor. Ne yiyeceksin? Hadi çabuk Google'e. Tamam. Böyle arkadaşlar. Deniz. Gel. Bak. Bak. Merhaba de. Merhaba. Sen o de. Bu Seno kelimesi Moğolistan'da iyi misin demek değil mi? Seno iyi misin? Merhaba. Moğolcası Seno oluyor. Hatta ben ilk eşimle
Evet, ilk eşimle ilk beraber olduğumuz zamanlar annesiyle konuşuyordu. Çok ilginçtir. Sen o, sen ben o falan diyorlardı. Allah Allah, beni de gülme tutmuştu o sırada. Çünkü sen ben o diyor yani sürekli ikisi de. Hatta çekmiyor. Telefonda bağlantısı kötüydü. Sen o diyor. Soruyor, ne dedin diyor. Sen ben o. O şekilde bir 5 dakika geçti. Orada bayağı gülmüştük. Şöyle biraz manzarayı beraber izleyelim mi arkadaşlar? Sesi duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok zor. Bizim çocuk normalde uslu da bazı videolarımızda mesela onları da görüyor olabilirsiniz. Duyuyorsunuzdur. O zamanlar GoPro 9 kullanıyorduk. Orada da mesela oyun videosu, eğlence videosu vesaire ne olursa. Bu arada ben lense bakmıyorum bazen. Alışık değilim. Ekrana bakıyorum, kendimi görüyorum şu tarafta. Onun için de kusura bakmayın ama yani bazen video çektiğimiz zaman fark etmişsinizdir. O videoları tekrarını izlerseniz, zaten pek fazla video yok kanalımızda. Orada da bu ağlama seslerinden bol bol duyabilirsiniz. Yani bu ağlama konusunda ben de böyleymişim. Çok fazla ağlıyormuşum. O sebeple bana benzediğini düşünüyorum. Şöyle tatlımız da geldi. Evet. Arkadaşlar, işte bunun için biz dışarıda fazla vlog çekmiyoruz. Size bunun bir örneğini göstermek istedik aslında. Bizim çocuk çünkü biraz fazla yaramaz. Yani
Daha çok evde olduğu zaman geceleri video çekiyoruz. Çünkü kendisi uyuyor. Ama şimdi bir tek ben varım bu dünyada diyor. Şimdi hesabımızı ödeyip evimize gideceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Nasıl? Bebek bir keyif yaptırmam. Aynen öyle oldu valla. Sağ olun. Deniz. Deniz buraya buraya. Evet arkadaşlar şu anda uyudu. Şu anda hiç bir problem yok, bir ses yok. Öyle bir şanssızlık işte. Mikrofonunu aç istersen. Şöyle ben de iki kanala getireyim sesi. Demek ki sen benden soru sormak istiyorsun gibi. Ben ne sormak istiyorum? Nasıl diyor değil mi? Ne nasıl diye? Bana nasıl istiyorsun değil mi? Ne güzel tatlı yiyecekti. Yemedi işte. Denize unutma. Necez veririm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok. Şırıl şırıl şu anda çocuk da uyudu. İşte bizdeki de böyle bir şans aslında. Evet Deniz de küçükken hep öyle yapıyordu. Şimdi Manolya da başladı. Aynen tahtı şu anda Manolya aldı. Ama bundan sonra başka bir tahtı alan bir kişi olmayacak. Yani bu kadar yeter bence. Tabii ki yakın kaç senede olmayacak tabii. Nasıldı? Güzel değildi. Sanç bir zordu. Yani hava almak güzeldi ama o kadar. Evet. Güzel hava aldık bugün. Aynen. Tatlımızı bile yiyemeden eve gittik. Evet arkadaşlar fazla çekecek bir şey bulamadık. Eğer eğlenemediyseniz bunun için özür dileriz. İsterdik ki hep beraber bir şeyler olsun, değişiklikler olsun. Ama en azından bizim kanalımızda olan her şey anlık ve gerçek. Yani şimdi mesela tabii ne ki bileyim. Yani şimdi öpüşme cezalı oyun videosu çekiyorlar mesela. Ben o videonun Türkiye'de öyle bir şeyin gerçek olduğuna inanmıyorum şahsen. Ben de. Hadi bir kere yaptın diyelim, tuttu, tesadüf, denk geldin. Ama adam 4-5 tane seri çekiyor. Hani sanarsın ki Türkiye değil, Los Angeles. Bunun gibi bir sürü örnekler var tabii ki arkadaşlar. Yani o tarz videolara pek fazla inanmanızı tavsiye etmem. Onların birçoğu %99'u kurgu. Ya da gizli kameralı çekim yaptım diyor. Evet uyudu. Ya da gizli kameralı ne bileyim kamera şakalı çekim yaptım diyenler oluyor evde. Ama adam GoPro kullanıyor. GoPro'nun ışığı karanlıkta mesela ışığı yanıyor sönüyor. Evde de böyle tak tuk sesler çıkartıyor. Yani şimdi o ışığı görmüyor mu acaba? Onu da merak ediyorum. Öyle şeyler oluyor. Bunun gibi bir sürü detaylara baktığınızda kurgu olan videolar var. Bizde gördüğünüz bir şey varsa eğer gerçektir. Mutluluğumuzda, üzüntümüzde, eğlencemizde hepsi gerçek oluyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Bugün güzel ilgilenmek istedi. Tatlıma bile yemedim. Yemeğin ne zor zor sırada giydi. Yani kurgu yok. Hepsi orijinal. Gördüğünüz her şey orijinal oluyor. Oradaki o başarısızlığı bile naklen canlı yayında sizlere aktarıyoruz sayın seyirciler. Parmaktan sonra. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi eve umarım beğenmişsinizdir. Eve gideceğiz. Dinleneceğiz. Sonra ben videoyu işleyeceğim. YouTube'a yükleyeceğim. Kim bilir kaç GB olacak. Ve kim bilir kaç günde yüklenecek. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.